Karı koca karşılıklı anlaşarak boşanmaya karar verirlerse mehir durumu ne olur? Erkek o ana kadar mehir vermemişse vermek zorunda mı? Şimdi koca bugünkü şeyde yasalarda anlaşmalı boşama diye bir şey var. Çünkü maalesef bugün devlet tam bir ilahtır. İşte efendim demokrasi şu bu falan filan, bu insanları kandırmaktan başka bir şey değildir. Yani. Tam bir ilahtır. Ve insanlar tam bir köledir. Halbuki İslam'da herkesin yetkisi vardır. Herkes bir hürriyet içerisindedir. Devleti ilgilendiren konulardan ben etkileniyorsam benim de müdahale yetkim vardır. Osmanlı'da bu böyleydi. Herkes polis yetkisine sahipti. Herkes bekçi yetkisine sahipti. Herkes savcı yetkisine sahipti. Ve yargılamada da hakim hiçbir zaman koruma altında değildi. Prensip şuydu, eğer tanık sandalyesinde olan kişi suç işliyorsa hakim de işleyebilir. Makamını kullanarak suç işlemesine asla müsaade edilemez. Şimdi böyle bir yapıdan, mesela evlenmede kıza soruyorsun kabul ediyor musun? Tek taraflı iradesiyle kabul ediyor. Erkeğe soruyorsun tek taraflı iradesiyle. Evlenirken kızın ve erkeğin iradesi geçerli ama boşanırken hakim devreye giriyor. Ya hakim bunun ne koca karısı ne kocası. Bu ailede olup onu ilgilendirir mi? Onun ne işi var? Çünkü bir Katolik nikahı denen bir şeyin etkileri var. Yani bugün gerçekten Türkiye'de kanunları bir an önce değiştirmek zorundayız. Sadece Türkiye'de dememin sebebi şu, tüm insanlığa örnek olmak için. Dolayısıyla şimdi efendim karşılıklı anlaşmayla eğer bu ayrılma talebi kadından gelmişse, kocası da bunu kabul etmişse, o zaman kadın kocasından aldığı her şeyi geri vermek zorundadır. Ya tabii araya hakemler girer. Bazen erkek yanlış şeyler yapmış olabilir. Kadına zulmediyor olabilir. O zaman daha az şey ödemesinde kararlaştırabilir hakemler. Ama son karar kadınındır. Onun karısı kararına ne bir mahkeme karışabilir, ne annesi babası, ne de herhangi bir kişi karışabilir. Karar onundur. O zaman o eşine bir şeyler verir. Onun için mehir evliliğin tam bir sigortasıdır. Peki evlenme talebi erkekten gelmiş de bugün işte mahkeme tarafından bir an önce sonuçlansın demişler de kadın da kabul etmişse, o zaman erkek eşine yaptığı harcamalardan tek kuruş alamaz, mehiri alamaz, mehir belirlememişlerse o erkeğin maddi durumuna göre onun denge olan bir kişi nasıl mehir veriyorsa o kadar mehri eşine vermek zorunda kalır. Tabii eğer boşama karı koca ilişkisinden sonra olmuşsa, karı koca ilişkisinden önce ise onun yarısını vermek zorundadır.